Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin uzun zamandır süregelen savunma sanayi yükselişi hala dış basında yankı bulmaya devam ediyor. Dünyada önde gelen ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir savunma sanayi yayın organı olan The Defense Post yaptığı haberle gündeme geldi. The Defense Post'ta yayınlanan makaleye göre Türkiye, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerine alternatif olan Milli Hava Savunma Sistemi'ne çok yaklaştı. Hepinizin de bildiği gibi Roketsan'ın resmi YouTube hesabından belki de Türkiye'nin üzerinde en uzun süre çalıştığı hava savunma sistemi olan Hisar ailesinin en uzun menzilli füzesi Siper'in atış görüntüleri paylaşılmıştı. Siper aynı zamanda şu an için Türkiye'nin yerli ve milli ürettiği en uzun menzilli hava savunma sistemi olma özelliğini de taşıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz Siper'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız Siper'le gök vatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Türk savunma sanayinin en kritik projelerinden biri olan Siper hava savunma sistemi envantere alındığında Türkiye çok önemli bir kabiliyet kazanmış olacak. Her geçen gün yerlilik ve millilik oranını arttırmaya çalışan Türk savunma sanayisi, bir ülkenin savunmasında en önemli rolü oynayan hava savunma sistemlerini yerli ve milli olarak üreterek Türkiye'yi bu konuda dışa bağımlılıktan kurtaracaktır. Uzun zamandan beri geliştirilen Hisar hava savunma ailesinde en çok beklenen sistem tabii ki uzun menzilli Siper hava savunma sistemi desek yanlış olmaz. Siper'i yerli S-400 olarak adlandırabiliriz. Hava savunma ağının uzun menzilli füzesi olacak Siper envantere girdiğinde Türkiye büyük bir teknolojiye erişerek dışarıdan hava savunma sistemi almaya ihtiyaç duymayacak. Siper envantere girdiğinde belki S-400 seviyesinde bir hava savunma sistemi olmayacak. Ama daha önce Türkiye'nin bir sistemi ürettikten sonra sürekli nasıl geliştirdiğini biliyoruz. Önemli olan nokta bu sistemi ilk defa yerli ve milli olarak üretebilmemiz. Daha uzun menzilli hava savunma sistemlerini de ileride elbette ki göreceğiz. Türkiye gibi riskli bir jeopolitik konumda bulunan ülkelerin hava savunma sistemlerine sahip olması gerçekten son derece kritiktir. Türkiye de bu durumun farkında ve hava savunma sistemi ailesinin en değerli üyesi olan Siper sistemini uzun zamandır geliştiriyor ve paylaşılan videoyla da İlk kez ateşlendiğini geçtiğimiz aylarda hep beraber görmüş olduk. Bu gelişmenin dış basında yankı bulmuş olmasına da şaşırmamak lazım aslında. Projenin ana yüklenicisi Aselsan, ana alt yüklenicisi ise Roketsan'dır. Türk mühendislerinin başarısı olacak sistem için büyük emekler veriliyor. Siper'den önce ise 20 kilometre irtifa sınırına ve 100 kilometre menzile sahip bir hava savunma sistemi gelecek. Dediğim gibi, Türkiye bulunduğu konumu nedeniyle hava savunma sistemlerine çok fazla önem vermek zorunda ve hava savunma sistemleri bir bütündür. Türkiye'nin hava savunma sistemi ailesinin en önemli üyesi olan Hisar U sistemi, yerli ve milli olarak üretildiği için Patriot ve S-400'den çok daha değerli olarak görülüyor. Bizim için de öyle. Sonuçta bir sistemi üretmek, geliştirmekten daha zordur. Sistemi ürettikten sonra kısa zaman içerisinde sistemin üstüne hep ekleyerek devam edebilirsiniz. Bu yüzden ilk başta S-400 seviyesinde olmasına gerek yok. Daha sonradan gelecek yükseltmelerle beraber sistem sürekli gelişecektir. O yüzden Türkiye Hisar A sistemini geliştirmeye 2007 yılında, yani tam 14 yıl önce geliştirmeye başladı. Uzun zamandır geliştirilmeye devam eden sistemde büyük gelişmeler yaşandı. Hal böyle olunca Hisar U bizim için çok kritik bir sistem.
Hisar A ve Hisar O'da kazanılan tecrübe ve bilgi birikimleri Siper'e aktarılıyor. Uzun zamandır geliştirilen sistemler sayesinde Türk mühendislerimiz bu konuda büyük tecrübe ve bilgi kazanmıştır. Bu tecrübe ve bilgi birikimleri sayesinde artık yerli bir sistemi üretmemiz 10 yıl öncesine göre çok daha kolay. Ürettikten sonra geliştirilmeye de devam ediliyor. Asıl önemli nokta zaten bizim elimizde S-400 hava savunma sistemlerimiz mevcut ki gayet gelişmiş, dünyanın en iyi sistemleri arasında gösteriliyor. Fakat kendimizin bu seviyeye gelmiş olması gerekli. Sonuçta 20 yılda %20 yerlilik oranından %80'lere kadar çıkmış olan bir Türk savunma sanayiden söz ediyoruz. Hal böyle olunca her şeyin yerlisini ve en iyisini bekler duruma geldik. Ama 2007'den beri geliştirilme aşamasında olan bir sistemden bahsettiğimizi de unutmamak lazım. Zaten sistemin geliştirilmesi için çok büyük çaba ve gayret gösteriliyor. 14 yılda sistem birçok test aşamasından geçti. Yani Roketsan ve Aselsan bu sistem için elinden geleni yapıyor. Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor İsmail Demir, hava savunmada 2025-2026'da S-400 seviyesine yaklaşırız diyerek, aslında bu teknolojide ne kadar ilerlediğimizi kamuoyuna duyurmuştu zaten. Sonuçta S-400 sistemi dünyanın en iyi hava savunma sistemlerinden bir tanesi. Bunu tüm dünya biliyor. İsmail Demir'in bu açıklaması ise Hisar U füzemizin sürekli gelişeceği ve yakın zaman içerisinde yerli bir S-400 seviyesine geleceği anlamına geliyor olabilir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.